sporcular. Evet, gördüğünüz gibi sensörleri kontrol ediyorlar değerli seyirciler. Hem kaskta hem de vücut koruyucuda sensörler var. Ayaklarındaki o çoraplarda özel sensörler var ve burada hakemler aslında o sensörlerden gelen sporcular kendileri alıyor puanı. Hakemler vermiyor. Evet, böyle diye. Hakemler sadece dönerek vuruşları vesaire maçı kurallarına göre yönetiyorlar. Sadece puanlarla hakemlerin de hiçbir işi yok. Maç başladı. Güzel bir mücadele olmasını diliyoruz ve şu anda Beygi ile Yunus Sarı'nın mücadelesi. Vlad Beygi dışarı çıkınca bir ceza puanı var ve şu anda Yunus 1-0 önde. Dışarı çıktığı için tabii detayları sizden alalım. Yumruk, orta seviye vuruşlar, kafaya dokunuşlar. Dokunuş yeterli aslında. Toryolar, evet. Van'da toryolar. Evet, kafaya dokunuş sadece puan getiriyor. Kafaya dokunuş ya da vuruş da diyebilirsiniz. 3 puan alır sporcu. Orta seviyede yani vücut koruyucularında ki renkli bölgeler sensörlü bölgelerdir. Oraya yeteri kadar şiddetli vuruşlarda her bir branş için bunun bir baremi vardır. O branştaki sporcunun vurması gereken kilogram vurduğu zaman sporcu puanı alır. Hedef bölge renkli, vücut koruyucudaki renkli bölge 2 puandır bu. Biraz önce Beygi aldı mesela Beygi orta aldı. Seviye vuruşta. Bir de vücut koruyucusuna yumrukla yine renkli bölgeye 1 puan alabilir sporcular. Ama yumruk içinde köşe hakem. Evet, yumruğun çok dik gelmesi, rakibi etkilemesi gerekiyor değil mi? Evet, yumruk atıldığı zaman renkli bölge kolun tam etmesi gerekiyor. Yani bir sarsması gerekiyor. Bu şekilde her vurulan yumruk değil, dirsekten açılmış olması gerekiyor kolun. Ki puan alabilsin. 2 dakika birinci round. Evet. 3 round üzerinden mücadeleler yapılıyor. Beraberlik varsa 1 dakikalık uzatmada rounduna gidiliyor. 4. round. Orada da bazı kurallar var ama gidersek değerli. Gidersek onu da orada bugün anlatırız. Şu ana kadar çok görmedim çünkü. Evet. Genel olarak puanla bitti maçlar. İlk round 2-1 önde. Belki iyi bir maç olacağını söylemiştim. Evet. Ve gördüğünüz gibi hemen ilk roundun ardından dezenfektanlarla şu anda minberin etrafı dezenfekte ediliyor. Evet, round arasında. Seyirciler round arasında mücadeleden ilk rounddan görüntüler de ekranlarınıza geldi. Beygi dışarı çıktığı için faul. Bu arada şunu da söyleyelim. Her bir ceza rakibe 1 puan olarak yazılır tekvandoda. Dışarı çıkmak, yere düşmek, rakibi tutmak, düşmüş rakibe vurmak, dur ihtarından sonra vurmak, gibi yere düşen rakibe vurmak, kafaya elle vurmak, kafa atmak, diz atmak, dizle vuruş yapmak, bunların hepsi. Bir de itme aslında tekvandoda serbest. 2 tane istisnası var. Bunlardan birisi rakip eğer bir tekneye girdiyse itemezsiniz. Bir de rakibi sahanın dışına itemezsiniz. Tabii burada bir detay daha var. Kafaya vuruşlarda 3 puan alıyor sporcular. Vücut koruyucuya orta seviye bir vuruşla 2 puan alıyorlar. Yumrukla da 1 puan alıyorlar. Ama dönerek vururlarsa mesela şu anda Yunus dönerek vurmayı denedi. O dönüşte hemen hakemler yeşil butona bastılar değil mi? Veya yeşile bastılar. Orada dönüşü gördüklerini ifade ettiler. Eğer sensörler puan vermiş olsaydı Yunus'a 2 puan ekstra gelecekti. Evet. Dönüşten sonra dönüşle birlikte dönüşü takip eden tekniklerde puan aldıkları zaman 2 puan hem başta yani hem kafaya vuruşlarda ya da dokunuşlarda hem de vücuda yapılan tekniklerde eğer sporcu puanı alırsa sistem puanı verirse yan hakemlerin görevi işte bunu takip etmek. Yan hakemlerin elinde butonlarda sporcu her döndüğünde teknik için yan hakemler bunu konfirm eder, basarlar tuşa. Sistem puanı verirse yan hakemin bastığı puan olarak ekstra puan olarak geçer.
Evet, Bakü'de 2015 Avrupa oyunlarında altın madalya kazanmıştı ve şöhret nişanı aldı. Azerbaycan'da Beygi biraz önce de çıkmamak için müthiş bir mücadele etti. 5-1 yaptı. Tabii burada cezalar önemli. Orta seviye bir vuruş denemesi, puan gelmedi Yunus'a. Son 45 saniye ikinci round'da değerli seyirciler. Bir olimpiyat mücadelesi gibi bu mücadele aslında. Yani evet. İki sporcu da derece almış. Evet. Yunus dünya ikinciliği elde etmiş. Milat Beygi'den bir madalya beklentisi içinde Azerbaycan. Ve son 20 saniye Yunus Sarı Milat Beygi mücadelesinde ikinci round değerli seyirciler. Ve şu anda ikinci round da bitmek üzere. Bir hamle gelmeyecek muhtemelen. Bu roundun bitmesini bekliyorlar. Ve artık son rounda gideceğiz. Nasıl bir maç oluyor şu ana kadar? Tabii iki sporcu da birbirini çok iyi tanıyorlar. Birçok defalar maç yaptılar. Yunus'un Milat'a karşı da galibiyeti var. Milat'ın Yunus'a karşı galibiyeti var. Tabii son zamanlarda hem yaş hem dinamizm olarak Milat biraz daha ön plana çıktı. Dolayısıyla birbirlerini tanıdıkları için birbirlerinden neler gelebileceğini biliyorlar. Ona göre kontrollü dövüşüyorlar. Yani Milat Tokyo'da bir madalya ümidi Azerbaycan için. Ümidi Azerbaycan adına. Evet. Yunus görüntüde. Son roundda nasıl bir taktik olmalı? Şöyle, Yunus'un en büyük özelliği dönerek orta seviye vuruşlar, Tutçagi diye tabir ettiğimiz. Hani yani 4 puan alalım. 4 puan alabilecek. Bu teknikte iyidir. Hani halk arasında böyle katır tekmesi denir. Dönerek böyle arkası rakibe dönükken atılan teknik. Yunus o konuda iyidir. Bu roundda büyük bir ihtimalle o tekniğini kullanmaya çalışacak. Çünkü ilk iki roundda çok göstermedi onu. Ama iki hani sporcu da birbirini çok iyi tanıyor. Evet. Yani dolayısıyla bir taraftan da hücum yaparken diğer taraftan da savunma konusuna önem veriyorlar tabii. Gerekiyor. Marlen Yal'ın bir röportajını okudum. Burada göreceğiz Avusturyalı sporcu. Bu sporu, yani tekvandoyu, sadece bacaklarla yapılan boks gibi nitelendiriyorum demiş. Şimdi o dediğiniz ama Milat yakaladı. Evet. Milat Beygi Tolyo'yu 3 puanı aldı. Evet. 8-1 oldu. Oradaki sensörlere dokunmak hem de o sensörleri çalıştırabilmek çok çok önemli. İşte yani kafaya dediğimiz gibi dokunmak. Dokunduğunuz anda puanı alırsınız. Vücutta işte biraz önce hücum yaparken Yunus oradaki açıklıktan şimdi dönerek bir dönerek denedi. Eğer vursaydı, yani değseydi 5 puan alacaktı. 5 puan alacaktı. Şimdi Yunus dışarı çıktığı için 1 puan daha kaybetti. Bu arada Milat 2 puan da orta seviye vuruştan orta geldi. Orta seviye vuruştan geldi. 11'e 1 oldu durum. Dolayısıyla artık Milat finalde diyebiliriz. Milat Beygi, Yunus Sarı mücadelesi. Yunus biraz önce ifade etti değerli seyirciler, Ali Sarkaya. Dünya ikinciliği var 2011'de. Avrupa'da altın madalya kazandı aslında 2013'te, 2007, 2005, 2016'da gümüş madalyaları var. Akdeniz oyunlarında bronz madalyaları var. Üniversite oyunlarında 2011'de gümüş madalyası var. 2011 gençlik yılları, evet, ve umut vadeden sporcu olarak hayatımıza gelmişti. Şimdi yine dışarıda Yunus ve son bir saniye tabii rakibi, evet, itmeden dolayı da. Yok, rakibi burada belden aşağı vurmak da yasak tekvandoda. Belden aşağı vurduğu için ceza aldı. Evet. Peki. Evet, ilk finalist Milat Beygi oldu. Milat Beygi oldu. Açıkçası 3. roundda o sizin söylediğiniz taktiği uygulama
noktasında bir başarı elde edebilirdi Yunus, ama o dönerek vuruş sırasında şuna izin verdi. Avlandı. Avlandı diyelim. Evet. İşte şuradaki bu hareket sonrasında kafaya gelen o vuruş 3 puan. Burada da hücumla organizasyonda ilk finalist oldu değerli seyirciler. Diğer finalleri de ekrana getireceğiz. Bugün yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Bugün hem